Maçın önce genel değerlendirmesiyle başlayalım. Tabii. Nasıl buldun iki takımın performansını? Yani Sivas Spor'un performansı sezon ortalamasının çok üstündeydi. Ama Galatasaray'da aslında Galatasaray'da sezon ortalaması gibi oynadı. Yani çok böyle üstüne koyarak bir şeyler ortaya koyduğunu göremedik. Ve Galatasaray'ın geride kalan haftalarda Torrent'le birlikte... Bir maç iyi, iki maç kötü çizgisi bu karşılaşmada devam etti. Ki Sivas Spor oyunun ikinci yarısında biraz da Mustera'nın da e, oyunun içerisinde koyduğu ağırlık belki belirleyici oldu ama... E, ...Sivas Spor'un oyunu 4-5'e kadar götürebileceği çok ciddi pozisyonları da olduğunu söyleyelim. Ki izleyenler zaten özetlerden de gördüler. E, bu açıdan ben e, Torrent'in bu karşılaşmada sınıfta kaldığını düşünüyorum. Bunun için tabii... E, Pozisyon pozisyon incelediğimizde de birçok neden sayabiliriz ama en başta da Semih kayanın Yatabari ile eşleşmiş olması bile bir gole sebebiyet veren bir durum oldu ve bununla Evet Buna oradan. benzer birçok işte Babel'in oynaması, bir türlü mesela bu durumun çözülememiş olması, hala daha e, bazı performans veremeyen oyuncular üstünden oyunu kurmaya çalışan Israrla, ve değil mi? ısrarla ve bunu çözmek için de bir adım atmayan bir Torrent var. Tabi Torrent'in maç son açıklamalarında da çok enteresan nüanslar var. Ee, onlara da değiniriz yavaş yavaş. Pozisyonlara bakalım. Nasıl Biraz istersen? pozisyonlar üstünden de tercihleri, hataları ya da hmm. doğru yapılan şeyleri konuşuruz. Tabi. Ee, burada ilk pozisyonumuz geliyor maçın hemen başında. Yani aslında burada ilk incelenmesi gereken şey topu biraz geriye sararsak e, böyle hava topuna çıktıkları an yani geriden daha da geriye hızlı bir şekilde geri gidebiliriz. İlk böyle topun e, havalandığı ana. Geri geri çok daha geriye gelebilirsiniz. Biraz daha geri gidelim. Sivas Prof'un beklediği pozisyon bu. Gomis'in golünü önce. Evet, daha önce. da geriye gideceğiz. Biraz daha biraz geri. Biraz daha gelelim. İlk böyle Sivas'ın topu indirdiği yere kadar devam ettirelim geriye. Geri. Biraz geri. daha geri. Alalım. Evet, daha da geriye, daha da geriye. İlk pozisyona biraz daha geriye lütfen. Bakın şimdi geriye gelelim. Evet şimdi burada durduralım. Kaç tane Galatasaraylı oyuncu görüyorsun kafayı vuran Sivaslı'nın çevresinde? dört tane, dört tane Galatasaraylı var. futbolcu var. Burada dört tane Galatasaraylı oyuncunun arasından Sivaslı futbolcunun hiçbir markaja girmeden kafa topuna vurabilmiş olması zaten dakika 9 ve Galatasaraylı oyuncular hava topuna çıkacak mücadeleye bile girmekten uzaklar. Hızlı bir şekilde oynatalım topu. Oynatalım. Bakın yani o kadar tertemiz bu arada bir Burada burada da ki... yani aslında bir adım önde olsa seme evet. alabilir. Alabilir. Ama orada da işte kaçırma var. Orada da tabii var. pozisyon alma konusunda biraz problem yani var. Yani 9. dakikada Galatasaraylı futbolcular ki bu ligin e, hava hakimiyeti konusunda en iyi takımlarından bir tanesi olan Sivas Spor'a karşı böylesine bir kafa topuna çıkacak bir mücadele bile vermemiş olması zaten e, maçın gidişatını bize ilk 10 dakikada bile biraz üç aşağı 5 yukarı gösteriyordu. Devam edelim. Hakan Arslan'ın penaltı beklediği pozisyona geçeceğiz. Burada burada bir penaltı beklentisi var. Yani bir penaltı pozisyonu göremiyorum açıkçası. Serhan'ın böyle bir hamlesi var ama yani bu biraz kaleci alanı gibi geliyor bana yani peki. Poz... şöyle tekrardan yakından izleyenler görebilirler şurada çok basit olur Hı -hı. yani bu böyle bir pozisyona penaltı çalmak çok basit bir karar olur peki devam edelim ee, ki biraz önce bahsettiğimiz işte yatabarenin golü geliyor ki burada Semih'in işte Bakın. burada yani nel sonu geçiyor zaten top ama Şimdi... Semih burada yatabareyi tutuyor mu? tutmuyor Evet. görmüyor yani. bile neredeyse görmüyor bile. Yine önde aslında Semih. Ve burada şunu söyleyeyim. Birincisi Semikaya'nın maç başına hava topu kazanma yüzdesi %51. Yani iki topun birini Hı -hı. kaybeden bir Semikaya Kaya var. Yatabari ise bu ligin en fazla hava hakimiyeti olan yani daha doğrusu hava topuna çıkan e, oyuncusu durumunda. Yani sadece hücum adamları arasında değil. Şimdi böylesine bir oyuncuyu hava hakimiyeti konusunda daha zayıf kalan bir isime markettirmeye çalışmak e, bile bile lades oluyor. Ve burada e, Torrent muhtemelen Yatabari konusunda yeterli bir e, bilgiye de ulaşamamış herhalde. Ki burada e, Semih'i stoper bölgesinde tercih etmek başlı başına Yatabari'nin işini kolaylaştırmış gibi gözüküyor. Çok da rahat bitiriyor zaten Çok. pozisyonu. Devam edelim. E, Altun, e falan Olt'un Gradel'e yaptığı faal sonrası bir kart beklentisi vardı. Pozisyonu şöyle bir yakından da görelim burada var mı sence? Tekrardan yakından görelim. Peki yakın. Evet yakından görmek. Tekrar geliyor şimdi. Bak şurada. Burada gradel biraz sanki Taylan'a dokunuyor. burada burada. Şurada. Hı -hı. Devam ettirelim normal pozisyona. Devam edelim. Orada bir takma var ve bu bir faul. Yani e, zaten araya Arnold ayağını soktuğu için de bir faul var burada. Devam edelim. Sivas, Sivas Spor'un ikinci golü gelecek şimdi ekrana. Şimdi burada yine, Bak, yine top bir, yere düşmüyor. Düştüğü anda da gol oluyor zaten. Yine bir yanlış bir hava hakimiyeti organizasyonu. Hava topu organizasyonu. Şöyle şimdi kaç oyuncu var pozisyonun içinde? Herkes orada her Herkes şeysi. orada ama Oradan o kafayı yine vurdurup bir şekilde Ulveçtad'ın önüne iniyor o top yani. Evet şimdi bunu vurdurmamanız gerekiyor. Bir de mesela Rıza Çalınbay'ın oyununa baktığımız zaman herhalde bu ligde kime sorsanız Rıza Çalınbay'ın oyun anlayışını fizik gücü üstüne kurulu olduğunu bilir. Yani Burada, burada da 3 kişi arasından geçiriyor top yani evet. Şimdi çok o ilk vuruşta Galatasaraylı futbolcuların topu şuradaki. Durduralım burada. Geriye gelelim. Geri gelelim biraz. İlk kafaya değdiğinde... Bakın. Şimdi burada... burada... Top bir, o kadar kötü evet, bir, bir yere önebiliriz. uzaklaştırılmaya çalışılıyor ki birincisi zaten birinci offside Vallahi buradan. Oldu değil mi? evet. Burada. Hah, yani. Birincisi oradan kaynaklanıyor pozisyon zaten ve burada ileride hani bu pozisyonu kaçırdınız ama içeride 7 tane Galatasaraylı futbolcu varken 4 tane 5 tane Sivaslı'nın burada istediği gibi topu alıp hareket edip sonrasında kaleye golü bırakmış olması bile yine bir pozisyon alma organizasyon problemi gibi gözüküyor. Devam edelim. Kerem'in yerde kaldığı penaltı pozisyonuna geçeceğiz. Burada hı hı. sanki net bir çelme değil mi? Bak, şurada zaten evet, çok yani net. Topa değil. İtiraza bile yer olmayacak kadar çok net. Çok da net. itiraz var mıydı hatırlayamadım ama yoktu, yani yoktu sanki değil çok mi? Tertemiz bir pozisyon. Hakem de zaten çok yakın ve hemen penaltı noktasını gösterdi. Devam edelim. Kerem'in de oyun içerisinde bu pozisyon dışında çok da varlık gösteremediğini söyleyeyim. E, Gomis'in penaltısı geldi. Kerem konusuna dönebiliriz istersen yani, biraz. Penaltı pozisyon dışında çok etkili değildi. E, çok daha fazlası tabii kendisinden bekleniyor ama sezonun artık sonu gelmiş ve bütün maçlarda e, neredeyse oynayan, büyük ölçüde oynayan tabii. takımın en fazla forma ligin en fazla süre alan oyuncularından bir tanesi ve bu kadar fazla süre almanın da etkisiyle artık sezonun sonu gelirken. Biraz... Bir de tabii işin motivasyon kısmında da belki evet. zorlanıyor olabilir bilmiyorum. Yani tabii ki profesyonel Hı -hı. isimler bunlar falan ama sonuçta Kerem de genç bir isim. E bu sezon çok kötü giden Galatasaray'da en çok konuşulan isim oldu. Belki tabii biraz yıpratıcı, yorucu bir süreç olmuştur preşler, onun için. Hatlısın. Şimdi Ahmet Oğuz'un jeneriklik golü gelecek ekrana. Bilerek ee, mi yoksa mı? Evet miydi? şimdi onu bir konuşalım. Biz e, maçın özetini izlerken de şöyle kendi aramızda yine bir tartıştık. <laughs> Yani konuştuk anlamında yani orta mı yoksa bilinçli bir şut mu diye sanki bu kadar kötü orta yapmaz değil mi? Yani evet. çünkü direkt Ahmet... kareye gidiyor. <laughs> bu kadar kötü orta yapacak bir oyuncu değil. Ayağına ne kadar düzgün olduğunu zaten attığı golle de gördük. Yani bu arada şu... Premier Lig seviyesinde bir gol yani muhteşem bir falso. Bence bu top bilerek gibi değil geliyor mi? bana. Yani cepheden baksak pozisyonu şuradan bak geriye bir gelelim buradaki pozisyonda Ahmet'in ayağından Ahmet top ayağından çıkarken. Ahmet'in ayağından ilk çıkarken. Geriye gelelim. Geriye gelelim. Ahmet'in ayağından cepheden çıkarkenki pozisyona bakalım. Ahmet'in yüz ifadesine. Geriye gelelim. Biraz daha geri gelelim. Biraz bir önceki pozisyon, bir, bir önceki açıya gelelim. Ha, o zaman devam et Ha, bu, bu açıda. Gelelim şimdi Ahmet'in top ayağından çıkarkenki yere. Gelelim. Evet, şurası. İlerletelim. Gelecek şimdi. Şurası. Burada. Ah, Semin. Ah sahsemi. Tam Ay, tamam eli gözüne bakacaksın, <laughs> <Ya>. değil mi? <laughs> Ahmet'in <laughs> gözüne bakacak. semi market benim e, açımı. <laughs> evet tam şöyle. Hakikaten. Devam ettirelim. Bak şurada aslında kaleye bakıyor biliyor musun? Bakıyor bakıyor yani. Bile isteği bu. Ya bu sanki böyle şey antrenmanlarda hani böyle fantastik şutlar falan denenir evet. ya sonuna doğru. Aynen. Böyle uzaktan sanki öyle bir şut gibi. Senin ayağına falan. Pozisyon bu, analizini şu bitirdi şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Ama çok acayip bir gol. Müthiş bir Müthiş. Mustera falso alıyor. Mustera uzanıyor. Nereye gittiğini de sonradan sanki artık iyice tahmin edip geri geri geliyor ama yetişemiyor ama bu tabii. bu arada Mustera aslında olabileceği güzel yerlerden bir tanesinde ama top çok böyle iğne deliğinden geçer gibi bir yere evet, gittiği yani için. Evet yani bakar mısın şuradan? da kariyer ben, gollerinden biriydi. Belki birini yedi. bir adım geride olsa ama <laughs> bu muhtemelen Mustera kariyerini de anlatır. Yani en jenerikli yediğiniz gol falan diye. <laughs> jenerikli bir gol. Son pozisyonumuza geçelim. Gomis'in yerde kaldı. Zaten o da maçın sonuna <laughs> denk geliyor. Ay ya gerçi 75'miş. Ben sonu gibi kalmış yani, aklımda Son 15'ler.